Merhabalar sevgili 6. sınıf öğrencilerimiz. Sosyal bilgiler dersinde son olarak 5. ünitemizin kaynaklarımız kazancı dönüşüyor başlığı altında sularımızda kalmıştık. Buraya kadar 5. ünitemizde tarım konusunu işledik. Tarım faaliyetlerinin ülke ekonomimize nasıl katkıda bulunduğundan bahsettik. İkinci olarak hayvancılık konu başlığını işledik. Hayvancılık alanında nasıl bir gelir elde ettiğimizden bahsettik. Şimdi de 5. ünitemizin 3. başlığı olan kaynaklarımız kazancı dönüşüyor, sularımız konusunu sizlerle beraber dinlemeye başlıyoruz. Su kaynaklarımız. Ülkemiz deniz, göl, akarsu, baraj gibi su kaynakları bakımından zengin bir ülkedir. Su kaynakları ve ekonomik faaliyetler belli başlıklar altında kazanç getirmektedir. Bunları sıralayacak olursak 1. Balıkçılık, 2. Su sporları, 3. Deniz turizmi, 4. Deniz ulaşımı, 5. Jeotermal enerji, 6. Hidroelektrik santrali olarak sıralayabiliriz. Bunları sırasıyla işlemeye başlayalım. Balıkçılık. Ülkemizin gelir kaynaklarından biri de balıkçılık faaliyetidir. Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması, akarsu ve göl bakımından zengin olmamız ülkemizde balıkçılık faaliyetinin çok yoğun olarak yapıldığı düşüncesine bizi kapılmamızı sağlayabilir. Ancak ülkemizde balıkçılık çok fazla gelişmedi. Bunun nedeni ise ülkemizde kıyı balıkçılığı yapılıyor. Zamansız avlanmalar yapılmaktadır ki devletimiz belli dönemlerde avlanmayı yasaklamasından dolayı balıkların çoğalmasını sağlamak amaçlı bu yasaklamayı getirmesine rağmen yine de biz bilinçsiz bir şekilde avlanmaların yapıldığını görüyoruz. Bu da balıkçılığın gelişmesini maalesef ki engellemektedir. Usulü uygun olmayan şekilde avlanmaların yapılması ve da denizlerimizin balık bakımından zengin olmaması. Bunlar ülkemizde balıkçılığın düşünüldüğü kadar gelişmediğinin göstergesidir. Tabloya baktığımız zaman denizlerimize yapılan balıkçılık grafiğine baktığımız zaman mavi olan kısımlar Karadeniz bölgesini, kırmızı olan kısımlar Marmara bölgesini, yeşil olan kısımlar Ege Denizi'ni, mor olan kısımlar da Akdeniz'deki balık çılık grafiğini göstermektedir. Karadeniz bölgesinin açık ara farklı her zaman ileride olduğunu görüyoruz. Onun dışında inişler çıkışlar olduğunu görüyoruz. Ama çoğunluğa baktığımız zaman Karadeniz bölgesinden sonra sırada Marmara Denizi, ardından Ege Denizi ve ardından Akdeniz'in geldiğini görmekteyiz. En fazla balıkçılık Karadeniz bölgesinde ve Karadeniz bölgemizin kıyısında Karadeniz'de yapılmaktadır. Yıllara göre balıkçılıkta üretim değişikliği tabii ki görülür. Grafiğe baktığımız zaman da biz bunu zaten görmekteyiz. Sularımızdan bir diğer ekonomik kaynağımız gelirimizde su sporlarıdır. Ülkemizin denizlerinde, göllerinde, barajlarında ve akarsularında federasyona bağlı çeşitli su sporları yapılmakta ve çeşitli yarışmalarda düzenlenmektedir. Bunlara örnek verecek olursak kano bunların içerisindedir. Belli dönemlerde kano yarışlarının yapıldığını görüyoruz. Rüzgar sörfü yine bunun içerisindedir. Dalış etkinlikleri, su kayağı etkinlikleri, yine diğer spor aktiviteleri de su sporları içerisinde yer almaktadır. Özellikle rafting nerede yapılır dersek Çoruh Nehri'ne örnek verebiliriz. Rafting denince aklımıza Çoruh Nehri gelmesi gerekmektedir. Su üzerinden yine diğer bir örneğimiz de turizmdir. Turizm ülkemizde yine önemli bir gelir kaynaklarımız içerisindedir. Akdeniz ve Ege kıyılarında sıcaklığın fazla, sahillerin uzun olması turizmin gelişmesini sağlamıştır. Özellikle yaz turizmi dediğimiz zaman Akdeniz ve Ege kıyıları aklımıza gelmektedir. Fakat Karadeniz kıyılarımızda biz çok fazla deniz turizminin gelişmediğini görmekteyiz. Bunun en önemli nedeni de iklimin elverişsizliğidir. Çünkü 4 mevsim yağışlı olan Karadeniz kıyısını görmekteyiz. Hava sürekli bulutlu olduğu için güneşli gün sayısı çok azdır. Bundan dolayı Karadeniz kıyılarımız deniz turizminde gelişme gösterememektedir. En çok Ege ve Akdeniz kıyılarımızı görmekteyiz. Bunlara örnek verecek olursak Alanya hepimizin duyduğu hatta bazılarımızın gittiği Alanya deniz turizminde önemli bir yerdir. Yine Antalya, ülkemizin deniz turizmi dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen illeri içerisindedir.
Kemer yine her yaz ciddi oranda turist çekilen yerlerimiz içerisindedir. Fethiye yine turist çekme anlamında ciddi anlamda tercih edilen yerler içerisindedir. Marmaris ülkemizin yine deniz turizminde ciddi gelir getiren kıyı yerleri içerisindedir. Bodrum her yaz sıkça duyduğumuz gerek yurt içinden gerek yurt dışından ciddi oranda turist çeken önemli bir deniz turizm alanımızdır. Didim yine aynı şekilde diğerleri gibi deniz turizminde önemli kıyılarımız içerisindedir. Kuşadası yine aynı şekilde deniz turizminde önemli tercih edilen yer içerisindedir. Çeşme resminizde görüldüğü gibi her yaz ciddi oranda turist çeken önemli alanlarımız içerisindedir. Tüm bu turistik yerlerimiz yerli ve yabancı birçok turistin ziyaret ettiği yerler olmuştur. Biz turizme bacasız sanayi diyoruz. Bacası tutmaz ama ülkemize her yıl ciddi oranda gelir getirir. Evet, su kaynakları içerisinde bir diğer başlığımız da deniz ulaşımıdır. Deniz ulaşımına baktığımız zaman limanlar arası yolcu taşıması yapılabilir denizlerimiz sayesinde. Karadeniz Akdeniz'e bağlayan boğazlar üzerinde ulaşım yapılır. Yine resimde görüldüğü gibi. Limanlar üzerinde ticaret yapılır. Ülkemiz deniz ticareti anlamında da gelişmiş bir ülkedir. Evet, deniz sularımız üzerinde diğer bir ekonomik getirimiz ise jeotermal enerjidir. Resimde de gördüğümüz gibi jeotermal enerji yer altından çıkan sıcak su boruna jeotermal denilmektedir. Jeotermal enerjiyi biz hem konut hem de seralar ısıtılmasında kullanmaktayız. Aynı zamanda jeotermal enerjiyi elektrik elde etmekte de kullanmaktayız. Jeotermal enerji haritasına baktığımız zaman ülkemizin jeotermal enerji bakımından zengin olduğunu görüyoruz. Yandaki tabloyu incelediğimizde kırmızı noktaların sıcaklığı 70 ile 100 derece olan kaynaklar olduğunu göstermektedir. Şu haritaya baktığımızda kırmızı noktaların yoğunluklu olarak Ege bölgesinde yoğunlaştığını görürüz. Yeşil noktaların ise sıcaklığı 50 ile 69 derece olan kaynaklar olduğunu görüyoruz. Yine yeşil haritaya baktığımız zaman çeşitli yerlerde yine tek tek görülüyor ama yoğunluklu olarak yine Ege bölgesinde olduğunu görüyoruz. Mavi olanların sıcaklığı 25 ile 49 derece olan kaynaklar olduğunu görmekteyiz. Yine baktığımız zaman lacivertlerin Ege bölgesi artı İç Anadolu'ya doğru ilerleyen noktalar içerisinde olduğunu görmekteyiz. Ülkemiz jeotermal enerji bakımından zengin bir bölgedir. Jeotermal santralin ilk olarak kurulduğu yer Denizli Sarayköy'dür. En çok jeotermal enerji bakımından zengin bölgemiz neresi dersek kırıklı hatların bulunmasından dolayı Ege bölgesi jeotermal enerji bakımından zengindir. Yine sularımızda bir diğer ekonomik getirimiz de hidroelektriktir. Akarsular üzerinde yapılan barajlarda kurulan hidroelektrik santralleri sayesinde elektrik üretilmektedir. Akarsular üzerinde yapılan barajlarda. Burada akarsuların hızlı akması hidroelektrik santrallerinden daha fazla elektrik üretilmesini sağlamaktadır. Ülkemizin akarsuların rejiminin düzensiz olması üzerinde ulaşım yapılması maalesef ki olumsuz etkilemiştir. Ülkemizde akarsu rejiminin en düzenli olduğu bölge Karadeniz bölgesidir. 4 mevsim yaşandığı için akarsuların akışı düzenlidir. Fakat Karadeniz'in dışındaki hiçbir bölgemizde düzenli bir akarsu rejimi görünmemektedir. Bundan dolayı akarsuları biz ulaşım anlamında kullanamamaktayız. Ülkemizin dağlık olması sonucu akarsuların hızlı akması bize ne tür bir getiri sağlar? Hidroelektrik enerji potansiyelini arttırmıştır. Dağlık olması sonucu akarsuların hızlı akması. Buraya odaklanacak olursak ülkemizin en dağlık bölgesi Doğu Anadolu bölgesidir. Ve buna bağlı akarsuların en hızlı aktığı bölge de Doğu Anadolu bölgesidir. Ve buradan da yine bağlayacak olursak hidroelektrik enerji potansiyelinin en fazla olduğu bölgemiz Doğu Anadolu bölgesidir. Peki ülkemizin en düz bölgesi ve akarsuların en yavaş aktığı bölge Marmara bölgesi olduğu için o zaman hidroelektrik enerji potansiyelinin en az olduğu bölgede neresidir dersek Marmara bölgesi cevabını verebiliriz. İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olduğu için ülkemizde deniz ulaşımı gelişmiştir. Her yıl bu boğazlardan 500 binden fazla ticaret gemisi geçmektedir.
Yine şöyle bir toparlayacak olursak, baraj, göl, akarsular ve özellikle denizlerimiz balıkçılık için uygundur. Bölgemizde balıkçılık faaliyetleri en fazla Karadeniz kıyısında yapılmaktadır. Ülkemizin kanama ve rafting gibi su sporları potansiyeli yüksektir. Her yıl binlerce turistin geldiği Çoruh Nehri dünyaca tanınan bir rafting merkezidir. Ve bunlar bize su üzerinden ekonomik getiri sağlayan alanlardır. Ülkemiz kaplıca, jeotermal enerji gibi sıcak su kaynakları bakımından dünyanın 7. Avrupa'nın ise 1. ülkesidir. Ege bölgesi bu açıdan oldukça tabii ki zengindir. Az önce de söylediğimiz gibi. Ege ve Akdeniz kıyıları sıcak olduğu için deniz turizmine uygundur dedik. Antalya, Muğla, Aydın, İzmir gibi illerimiz özellikle turizm sayesinde ülke ekonomimize katkı sağlamaktadır. Barajlar üzerinde yapılan hidroelektrik santralleri sayesinde de elektrik üretmekteyiz. Bunun için ülkemize en uygun bölge Doğu Anadolu bölgesidir. Ülkemiz akarsu, göl ve deniz gibi doğal su kaynakları açısından komşular arasında su potansiyeli zengin olan bir ülkedir. Ve biz bundan dolayı su üzerinden belli dallarda ekonomik yönden gelir sağlamaktayız. Ülkemiz suları ekonomiye şu alanlarda katkı sağlamaktadır. Az önce de söylediğimiz gibi yine toparlayacak olursak başlıklarımızı balıkçılık, su sporları, deniz turizmi, deniz yolu ulaşımı, jeotermal enerji, hidroelektrik enerjisi olarak nitelendirebiliriz. Yine şöyle bir baktığımız zaman ülkemizin suları bakımından zengin bir ülke olduğunu ve birçok alanda da su üzerinden ekonomik getiri sağladığını yine tekrar söyleyebiliriz. Bu bilgilerden yola çıkarak şu etkinlik sorularını tamamlayalım. Ülkemiz su kaynakları bakımından zengindir. Bunu sunum içerisinde birkaç defa tekrarladık. Üç tarafımızın denizlerle çevrili olması, bir tane iç denizimizin olması, akarsularımızın olması, göllerimizin olması, nehirlerimizin olması bizim ülkemizin su kaynakları bakımından zengin olduğunu göstergesidir. Ondan dolayı cevabımız jeotermal enerji bakımından en elverişli bölge Doğu Anadolu bölgesidir. Biz jeotermal enerji yer altından çıkan sıcak su buharı olarak da nitelendirebiliriz demiştik. Jeotermal enerji en fazla kırıklı yapının fazla olduğu Ege bölgesinde yaygındır dedik. Doğu Anadolu bölgesinde yaygın olan ise hidroelektrik santralidir. Doğu Anadolu'nun yüksek olması, akarsuların hızlı akmasından dolayı Doğu Anadolu bölgesinde hidroenerji, Ege bölgesinde ise jeotermal enerji bakımından zengindir diyebiliriz. Bundan dolayı yukarıdaki eşleştirmeye baktığımız zaman biz yanlış cevabını veriyoruz. Jeotermal enerji sadece elektrik elde etmede kullanılır. Jeotermal enerjiden bahsettiğimizde biz evet elektrik üretiminde kullanıldığını söyledik ama bunun yanında evlerin ısıtılmasında ve seraların ısıtılmasında da jeotermal enerjinin kullanıldığından bahsettik. Jeotermal enerji üzerine kurulan ilk santralin de Denizli Sarayköy'de olduğundan bahsettik. Bundan dolayı cevabımız yanlış. Limanlar yolcu ve yük taşıma gibi ekonomik faaliyetleri geliştirmiştir. Limanlarda yolcu da taşınabiliyor, yük taşıma faaliyeti yapılıyor. Bunlar da ekonomik faaliyetin gelişmesine katkı sağlar mı diye düşündüğümüzde tabii ki doğru cevabını veririz. Hızlı akan sudan ekonomik olarak yararlanılamaz. Hızlı akan sudan. Örneğin Doğu Anadolu bölgesini düşündüğümüz zaman yükseltisi fazladır. Akarsuları hızlı akar. Peki biz bunu ekonomik olarak yararlanabilir miyiz diye düşündüğümüzde evet yararlanabiliriz. Özellikle hangisi? Hidroelektrik olarak yararlanabiliriz. Bundan dolayı yararlanılamaz dediği için cevabımız Karadeniz balıkçılığın en çok yapıldığı denizimizdir. Evet, sunum içerisinde tabloyu hatırlayacak olursak Karadeniz bölgesinin balıkçılıkta ciddi oranda önde olduğunu diğer denizlerimize göre hatırlamaktayız. Bundan dolayı cevabımızı ne diyoruz? Sıra balıkçılıkta çoğunlukla Marmara, Ege, ardından da Akdeniz kıyılarımız gelmektedir demiştik. Çoktan seçmeli sorumuza baktığımız zaman akarsularımız üzerinde aşağıdakilerden hangisi yapılmamaktadır? A. Ulaşım, B. Rafting, C. Balıkçılık, D. Hidroelektrik. Akarsularımız üzerinde, akarsularımızla alakalı şu bilgiyi vermiştik sunum içerisinde hatırlarsanız. Akarsularımız düzenli akmamaktadır. Bundan dolayı nokta nokta da kullanılamamaktadır demiştik. Bu neydi dersek tabii ki cevabımız A şıkkı.
Özellikle Karadeniz bölgemizdeki akarsuların düzenli aklından bahsetmiştik. Çünkü dört mevsim yağış aldığı için, ama diğer bölgemizde akarsu akışlarının düzensiz olduğunu, bundan dolayı ulaşımda kullanılmadığını bahsetmiştik. Bu bilgiyi de unutmanızı rica ediyorum. Diğer bir sorumuz, jeotermal enerjinin en fazla olduğu bölge hangisidir? Jeotermal enerji neydi dersek, yer altından çıkan sıcak su buharı olarak nitelendirmiştik. A. Akdeniz, B. Ege, C. Doğu Anadolu, D. Karadeniz. Jeotermal enerji kırıklı yapının fazla olmasından dolayı en fazla hangi bölgemiz demiştik dersek, tabii ki B şıkkını söylemiş idik. Ege. Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz kıyılarında turizmin gelişmesini sağlayan sebeplerden birisi değildir? Ülkemizde deniz turizminde en gelişen kıyılarımız Akdeniz kıyılarıdır. Ardından Ege kıyıları gelmektedir. Hangisi turizmin gelişmesini sağlayan sebeplerden birisi değildir? A. Yaz sıcaklığının yeterli olması. Düşünürsek deniz turizminin gelişmesi için yaz sıcaklığının yeterli olması gerekir. Bundan dolayı A şıkkı doğru bir şıktır. Bunu alamıyoruz. B. Uzun ve güzel plajların yapılması. Uzun olması, plajların güzel olması deniz turizminin gelişmesini sağlamıştır. Bunu da o zaman değildir şık içerisinde alamıyoruz. C. Güzel tesislerin yapılması. Tatile gelmek isteyenler tesislerin güzelliğine tabii ki dikkat ediyor. Bu da turizmin gelişmesini sağlayan sebepler içerisindedir. D. Balık çeşidinin fazla olması. Deniz turizminin gelişmesini sağlayan sebepler içerisinde biz balık çeşidinin fazla olması diye bir unsuru saymıyoruz. Bundan dolayı A, B ve C şıkkını eliyoruz. Cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Sorumuz, hangisi ülkemizde balıkçılığın gelişmemesinin sebeplerinden değildir? A. Kıyı balıkçılığının yapılıyor olması. B. Zamansız avlanma yapılması. C. Ülkemizde balık tüketiminin fazla olması. D. Denizlerimizin kirliliği. Hangisi balıkçılığın gelişmemesinin sebeplerinden değildir? A. Kıyı balıkçılığı yapılıyor olması. Bu balıkçılığı olumsuz etkilediğinden bahsetmiştik. Bu da balıkçılığın gelişmeme sebeplerinden biridir. Bundan dolayı A'ya ediyoruz. B. Zamansız avlanma yapılması. Balıkçılığın belli zamanlarda yapılması gerektiğinden bahsetmiştik. Zamansız avlanma balıkların çoğalmasını engellediği için bu gelişmeme sebepleri içerisindedir. Bundan dolayı B'ye ediyoruz. C. Ülkemizde balık tüketiminin fazla olması. Bu balıkçılığın gelişmeme nedenleri içerisinde sayılabilecek bir unsur değil. Bunu bırakıyorum. D. Denizlerimizin kirliliği. Denizlerimizin kirliliği tabii ki balıkçılığın gelişmemesini sağlayacak unsurlardan biridir. Bundan dolayı A, B ve D'yi eliyorum. Cevabımız C şık olduğunu söylüyorum.